Merhaba. Bugün bu güzel hırkayı çalışacağız hep birlikte. 5-6 yaş için tam güzel bir ölçüde hırkamız. Şöyle çiçekli daha dikilmedi. Çiçekli yaptığınızda kız çocuğuna göre bir hırka olacak. Ama eğer çiçeksiz yaparsanız da erkek çocuklarına göre bir hırkamız olacak. Şimdi ipleri tanıtacağım. Hangi tığı kullandığımı ölçülerini vereceğim size. Şöyle bir bakın. Evet, hadi gelin malzemelerimizi tanıtayım. Hangi malzemeleri kullandığımı göstereyim ve yapımına geçelim. Şimdi iplerim bunlar. Bundan 3 yumak aldım. 3 yumaktan çıkar diye düşünüyorum. Göreceğiz, bakacağız. Şimdi bir örmeye başlayalım. Belli edecek ip kendini. Şu an şok marketlerde var bu ip. Oradan aldım. Denemek istiyorum. Çok yumuşak bir dokusu yok. Yani biraz sert gibi. Ama yine de güzel bir ip diye düşünüyorum. Bakalım örünce nasıl olacak. 3,5 numara tığım var. Şu makasımı kenara aldım. Tabii ki zift gibi kahvemde burada. Şimdi yapımına başlıyorum. Öncelikle şunları kenara alayım. 49 tane zincirle başlayacağız arkadaşlar. Hemen 49 tane zincirimi çekiyorum. 49 zincir çektim. 2 zincir atlayıp 3.'ye battım. 1 zincir, 1 tane zincir atlayıp diğer yuvaya 10 tane trabzan. Bir zincir, bir tane atlayıp arka için 22 tane trabzan. Zincirden sonra bir zincir, bir tane atla, 10 tane trabzan. Bir zincir, bir tane atlayıp en son ilmeğe 2 tane trabzan. Şu başta da aynısını yapmıştık. Bakın eşit oldu. Şimdi bir zincir döndük. Tam dibine isterseniz 3 zincirle de çıkabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha seviyorum. Daha düzgün duruyor. Tam dibine bir tane battım. Hemen yanındakine trabzan yaptım. Ve şu bir zincirin içerisine bir tane trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya tekrar bir trabzan. Şimdi her bir trabzan üzerine trabzan. Ta ki hiç atlamadan geldik. Yine aynı yuvanın içine bir trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya bir trabzan şeklinde böyle sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu şekilde. Evet, bakın ayrım yerlerimiz belli olmaya başladı. Şöyle katladığımızda. Evet. Şimdi döndürdük örgüyü. Yine bir zincir. Tam dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya. Diğerlerin trabzan üzerine trabzan. Şimdi bu bir alt sırada şu iki zincirin arasında birer tane trabzan yapmıştık. Şimdi 2 tane trabzan yapacağız. Yine 2 zincir, 2 trabzan aynı yuvaya. Evet, bu sıramızda bu sistemde ilerleyecek. Her trabzan üzerine bir trabzan ve şu zincir arasına
2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Yine her trabzan üzerine bir trabzan şeklinde şöyle sonunda 2 tane arttırma yapacağız. Yani 6 tane olmuş olacak. Bakın 2, 4, 6. Şu başlarda 6 tane olmuş olacak. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayıp geliyorum. Evet, bu sıram bitti. Şimdi bir zincirle döndük. Dibine bir tane battım. Pardon, bir daha yapayım. Dibine bir tane battım. Şimdi her bir trabzan üzerine birer trabzan. Bu, bakın, dördüncü, 1, 2, 3, dördüncü sıradayız. Ve bu dördüncü sırada yuva içerisine bir tane trabzan, iki zincir yapacağız. Yani şunlar hep iki zincir olarak devam edecek. Tek değişen, mesela burada tek trabzan yaptık yuvaya. Üçüncü sırada çift battık. Şimdi dördüncü sırada tek batacağız. Ama şu zincir sayısı iki tane hiç değişmeyecek. Yani bir trabzan, iki trabzan. Bir, iki, bir, iki şeklinde her sırada değiştireceğiz. Mesela bir alttakinde iki yaptık. Şimdi aynı yuvaya bir tane batacağız. Bir trabzanla yapacağız. İki zincir. İki zincir hiç değişmiyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Başlarda arttırma olmayacak. Her sıraya birer tane her trabzana batıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. sırada bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Bu sıramı da tamamladım. Bir zincirle dönüyorum. Şimdi burada arttırma yapacağım. Aynı yuvaya 2 tane batıyorum. Aynı yuvaya 2 tane. Her trabzana birer tane. Şimdi burada tek yapmıştık. Şimdi çift dolduracağız içini. Aynı yuvaya 2 tane trabzan yapacağız. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Her yuvaya 2 zincirli 2 tane trabzan yapıyoruz ve başlarda arttırıyoruz. Bakın şimdi şu sayıyı da vereyim size. 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane. Evet, bu sıramız bu şekilde olacak. Bakın şurada arttırma yaptık ya, 2, 4, 6, 8, 10 tane olacak. Burada da aynı şekilde 10 tane olacak şurada. Evet, bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Evet, şimdi bu sırayı tamamladım. Şimdi burada arttırmıştık ya başlarda ve sonlarda. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızda arttırma yapmayacağız. Direkt geleceğiz ve burada çift yapmıştık aynı yuvaya. Şimdi bir tane batacağız. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Yani arttırma yapmadan bir zincirle döndüm. Tam dibine batıyorum. Her bir yuva, her bir trabzan üzerine bir tane. Ve bu sırada bir alttakinde iki tane yapmıştık. Şimdi bir tane yapacağız. Evet, bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi ben bu 6. sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu şöyle bir ayıralım, bir bakalım. 10 sıra olana kadar aynı sistemde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu ajurlarımız 10 tane olana kadar, şöyle şunlar 10 sıra olana kadar bunu yapalım. Şimdi ben 10 sıra örüp geliyorum. Evet, 10 sıramı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ajurum oldu. Şimdi şurada 19 tane trabzanım oluştu. Ve buralarda çift değil, tek olarak 10. sırada oldu. Şimdi kolları ayıracağız. Artık arttırmamız bitti burası. Şimdi kol yerini ayırıp gövdeyi örmeye başlayacağız. Bunun için yine bir zincirle yukarı çıkıyorum. Doladım.
Şimdi şurada çift batacağız. Bir altta çoğaltmamıştık. Şimdi arttırmamı yaptım. Şimdi şuraya kadar dümdüz geliyorum. Burada tekti. Şimdi çift yapacağım. Ve şuraya kadar şöyle. Önce şuraya kadar gelelim. Sonra ben size göstereceğim. Evet, göstereceğim dediğim yere geldim. Şimdi öne ördüm. Kola geldim. Bir tane doladım. İçine bir tane trabzan yaptım. Şimdi şuraya batırdım. Şu kolu böyle geçtim örmeden. Sonra şu kolun içine girdim. Şöyle bir tane çıkarttım. Ve trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya şuradaki ajurun içine bir trabzan daha. Sonra gelen tüm trabzanların üzerine teker teker örüyorum. Ve kol birleşmiş oluyor. Bakın bu şekilde. Aynı işlemi diğer kolda da yapacağız. Böyle öreceğiz. Şuraya geldiğimizde tekrar şuradan alıp bu tarafa geçeceğiz. Evet, bu sıramızı yapalım. Geliyorum. Şimdi kollarımızı birleştirdik. Bakın kollar ayrıldı. Şimdi burayı bir sonraki sıramızda dümdüz öreceğiz. Ve her sırada şurada yaptığımız gibi şimdi önce bu başlarda en son yaptığımız bunda arttırdık. Şimdi bir sonrakinde tekli yapacağız. Çiftli, tekli, çiftli, tekli. Ta ki şu şöyle ucu birleşene kadar. Şimdi ben birkaç sıra öreyim. Şöyle dönerek gidip geliyoruz. Sadece şurada bir sıra çift, bir sıra tek şeklinde ilerleyeceğiz. Şu uç uca gelene kadar bakalım kaçıncı sırada denk gelecek. Şöyle olunca uçları örmeyi arttırmayı bırakacağız. Oraya kadar yapalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu ön kısım şurada birleşene kadar ördüm. Koltuk altından kaç sıra bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada burası birleşti. Şimdi hiç şu başlarda arttırma yapmadan dümdüz 6 sıra daha öreceğim. Sonra etek ucunu yapacağız. Lastik kısmımıza geçeceğiz. Evet, şimdi dümdüz 6 sıra daha örüp geliyorum. Bir de ipim bitmek üzere. Bakın şöyle ipim çok az kaldı. Ve ikinci ipimi geçeceğim. Yani şu bir çile buraya kadar çıkarttı. Evet, ördüm arkadaşlar. Şimdi o 6 dümdüz sıramı ördükten sonra geliyoruz lastik kısmına. Şimdi lastik için bir zincir çektim. Dibine bir tane şöyle düz ördüm. Şimdi burası ön yüz. Ön yüzdeyiz. O yüzden ön taraftan şimdi bir tane normal ördük. Ön taraftan iki tane düz alacağım. Şöyle. Bir tane arkadan dolanarak alıyorum en alttaki trabzanımı. İki düz bir ters olacak. Şimdi böyle ördük. Şimdi ön yüzden iki tane alıyorum. Ve arkadan tek alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bakın ilerleyeceğiz. Şimdi ben bunu yapıp geliyorum. Evet, lastiğin ilk sırasını geçtim. Şimdi bir zincirle yukarı çıktım, dönüyorum. Bu sefer yine aynı sistemde bakın ilkini normal şu ters bir tane alıyorum. En öndekini. En arkadaki iki taneyi arkadan dolaşarak alıyorum. İki trabzanın arkasından. Şimdi bu ön taraftakileri ön yüzden, arkadakileri arka yüzden. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Kalınca bir lastik olacak, genişçe bir lastik olacak.
Evet, bu sistemde bu sıramızı da örüyoruz ve 6 sıra yapacağız. Bakın ön yüzden görünüm bu şekilde olacak. 6 sıra örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bitirdim, 6 sıram bitti. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Bunun için bu ipimi koparmadan kaldığım yerden şu yaka dört tarafını döneceğim. Bakın şu şekilde oldu lastiğimiz. Evet, şimdi bir zincir çektim. Şimdi her bir gördüğümüz şöyle yere trabzanlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Sayı yok. Geliş yönüne doğru bakın. Bir tane ben trabzanın ortasına battım. Bir tane hemen şuradaki gelen yere battım. Bu şekilde kasmadan, çok bol bol da çok sıkı da çekmeden, yani yan yana yapmayın, volanlanır. Komple bu baştan başlıyoruz. İkili trabzan, yakayı dönüyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz. Bu uca kadar geliyoruz. Sonra yine bu sistemde lastiğimizi yapacağız. Ben 3 sıra düşünüyorum. 3 sıra sonra yaka bandını geçmiş olacağız. Şimdi önce bu ikili trabzanımı komple dört tarafını dolanıp geliyorum. Pardon, dört tarafı değil. Yani şu önler, şu yaka ve şurasını dolanıp geliyorum. Şimdi ben şurada ne yapmıştık? Bakın ben bitirdim. Şu lastiği ben burada iki sıra yaptım. İki sıra bence bunda çok ideal durdu. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi şuradan ilmek çıkardık ya, önce ikili trabzan bütün etrafını geçtik. Sonra buradaki lastiğin aynısını buraya uyguladım. İki sıra. Şimdi şu kolu bıraktım. Diğer kolu yaptım. Bu kol için hiç arttırma eksiltme yapmadan koldan ilmek çıkartacağım. Dümdüz öreceğiz. 6 sıra lastik. Şuraya da bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sırada dümdüz kolu öreceğiz. O kadar. Sonra şöyle düğmelerim var. Bakın sonra buralara da düğmelerini dikeceğim. Bitmiş halini paylaşacağım sizinle. Şimdi gelin şuradan hemen bir de ipim bu kadar kaldı. Yani üçüncü yumaktan şu kadar kaldı. Kolu da çok rahat çıkartır. Evet, şimdi şöyle yaptım. Çok basit. Hemen şu en altından kilitledim. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın burası ters, düz olarak gideceğiz. Her bir yuvanın trabzanın üzerine birer tane yaparak çıkartıyoruz ilmekleri. Bu kadar basit. Ve bu çıkan ilmek sayısı kadar, kaç sıraydı? 15 sıraydı galiba. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, unuttum bir an. 15 sıra böyle dümdüz öreceğiz. 6 sırada lastiği yapacağız. Düğmelerini dikeceğiz. Ve hırkamız hazır. 5-6 yaş için çok ideal, çok güzel bir hırka oldu. Bir de bu şok marketten aldığım bu ip biraz kalın ve dokusu da yumuşak bir ip değil yani. Hani örmek, alıp örmek isteyenler varsa bilmiyorum. Yani çok yumuşak bir ip değil ama kalın. Güzel bir kışlık hırka oldu. Sıcak tutar. Evet. Şimdi böyle ilmekleri çıkartıp geliyorum. Evet. Şimdi ben şuraya geldim. Şurada hemen kaydırarak kilitleyeceğim. 3 zincirle yukarı çıktım.
Şimdi böyle ördüm ya, bunun tersini çevireceğim. Bir ters bir düz çevirerek gidelim. Çünkü öbür türlü sadece tek yönde dönerek ilerlerseniz şu dokudan farklı bir örnek ortaya çıkar. O da çok çirkin durur. En güzeli bu şekilde çok güzel oluyor. Değiştirerek şimdi şöyle ördüm, geldim, çevirdim. Tersinden örmeye başladım. Bu kadar. Yani hiç bir arttırma, eksiltme yok. Döne döne çevirerek tabii ki arkalarını 15 sıra dümdüz örüyorum. 6 sırada lastiğimizi örüyoruz. O kadar. Evet, ben şimdi bunu bitireceğim. 15 sıra koltuk altında birinci ördüm, ikinci örüyorum şu an. 15 tane örüyorum. Bakın. 15 sıra sonra 6 sırada lastiğimi örüp bitireceğim. Sonra şu düğmelerimi de şuralara dikeceğim. Buralarda ilik açmadık, onu da söylemeyi unutmadan. Çünkü bu lastikte inanın hepsi bütün şeyler geçiyor. Düğmeler böyle geçirebiliyorsunuz yani. Şimdi diktikten sonra bu düğmeler bu lastiklerin arasından ne kadar rahat geçecek göstereceğim. Evet, ben şimdi bitirip hazırlayıp karşınıza geliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, ben hırkamı bitirdim. Şimdi kolumu da yaptım, bakın bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim. Şöyle şu bu şekilde. Şimdi ben bunu erkek çocuğu için yaptım. 5-6 yaş için çok güzel ölçüde oldu. Şimdi bu hırka, bu trend hırkaya kız çocuklarına şöyle, bu benim elimde vardı. Tabii bunun daha farklı bir şekilde ortasında tomurcuğu falan olan papatya çiçekler hazırlanıyor. Ben şimdi öylesine örnek, ben bunu buna yapmayacağım tabii ki. Sadece görmeniz açısından hani bu şekilde istediğiniz yere bu papatyaları şöyle dikebilirsiniz. O zaman kız çocuklarına göre oluyor. Ama ben bunu erkek çocuğuna göre yaptığım için hemen alıyorum papatyaları ve böyle sade bir şekilde 5-6 yaş erkek çocuğuna göre bir hırka oldu. Evet, bu arada ipimi de göstereyim. 3 yumaktan şoktan aldığım bu iple şu kadar arttı. Bakın çok azıcık arttı. Yani bayağı ip yedi aslında 3 yumak. Bebe ipleriyle ördüğünüzde 2-3 yaş arası bir hırka olur. Hani ince bir iple ördüğünüzde. Ama bu kalın bir ip olduğu için 5-6 yaş için çok uygun oldu. Yani şöyle açayım. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyeceğim. Abone olan, yorum yapan, bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.